Gıcık ya, gerçekten çok gıcık biri yani. Neymiş? Ben kirime katılıyorum. Teşekkürler Superman. Tamam, sakinleşelim bebeğim. Gel birazcık oturalım şuraya şöyle. Ama ben şu an sakin olamam ki. Gerçekten sakin olamıyorum. Şu başımıza gelenlere bak, bildiğimizi tehdit etti ya. Kerem bildiğimizi tehdit etti. İş artık bu raddeye geldi. O olmaz ki. Vallahi eski eltime katılıyorum, öyle oldu. Şimdi Kerem biraz da haklı Ayşe'cim. Yani eğer biz bu atölyeyi kâr ettiremezsek niye elinde tutsun ki? Samet sus. Samet bir daha sakın böyle konuşayım deme. Biz çok parlak bir fikirle yola çıktık ya. Benim muazzam yeteneğim, işte Ayşe'nin fikri, sizin... sizin de emeğinizle biz Voltron'u oluşturduk. Çekemediler bizi. Ama bana da müstahaktır. Ben bu canım kızın kıymetini bilemedim. Allah bin beter eli sıradı ya beni. Ayşe, rahatsız ediyorum ama bekle demiştin. Ben müsait değilsen gideyim. Ay yok, kusura bakma, ben seni tamamen unuttum. Gelsene, gel bir sandalye al, otur. Toplantı yapıyoruz zaten. Geç geç. Evet, Samet abi. Ne diyorduk en son? Şimdi atölyeyi evet kâr ettiremedik. En son yaptığımız iş patladı. Şu anda ne yapabiliriz? Atölyeyi ayakta tutmak için yepyeni bir fikire ihtiyacımız var. Tişört. Ya Kerem de istiyordu. O böyle hani tişörtlerin üstüne farklı desenler olsun, şekiller olsun. Buna kesin onay verir. Samet, bence takıda ısrarcı olalım. Sultanım tak olmaz, geçti artık. Ya peki böyle ayakkabı, çanta, cüzdan falan öyle bir şeyler yapsak olmaz mı? Olmaz olmaz, onlar satmıyor. Bir dakika, siz atölyede daha önceden ne yapıyordunuz? Evet, gelinlik. Gelinlik yapıyorduk işte Samet abi, gelinlik. Ben bu işlerden pek anlamam ama bence en iyi iş bildiğin iştir. Evet, yani gelinlik mi yapacağız şimdi? Yaparız. Yaparız, yaparız da bizim atölyede yaptığımız gelinlikler bayağı ucuz, böyle fabrikasyon gelinliklerdi. Kerem onları siteye bile koymaz. Hayır Gonca, öyle düşünme. Bildiğimiz işi farklı bir şekilde yapacağız, daha kaliteli yapacağız. Yani ne yapacağız? Seviye atlayacağız. Gelinlik yapacağız, farklı yapacağız. Moda moda siteye koyabilecek şekilde yapacağız. Biz bunları yapamaz mıyız sizce, he Samet abi? Yaparız, balasını yaparız hem de. Hülya, yine tasarımları çizer, ne diyorsun? Çizerim ya. En iyisini çizerim ben. Tamam o zaman, gelinlik yapıyoruz. Abi ya Samet abi, sen bir bütçeleri mi çıkarsan, bir elimize doneyle gideriz. Ben çıkarırım onu, sen hiç merak etme. Abi kızlar sana bakıyor be! Ne bağırıyorsun lan, yavaş uyar. Allah Allah ya. Pardon abi ya. Bakarlar. Bakarlarsa bir de. Oğlum benim başım bağlı artık. Bu işleri size bırakayım diyorum ama sizin de biraz kendinize çeki düzen vermeniz lazım. Böyle olmaz. Bakın ben artık yokum aranızda. Abi öyle deme, fena alıyorum ya. Oğlum üzülme lan. Üzülme oğlum. Gelince ne güzel, bak hepsi birden geliyor. Oğlum abiniz hem fezayı kaptı hem de zengin oluyorum lan artık, zengin ya. Abi sen Almanya'ya gidince bizi de yanına aldırırsın değil mi be? Sen şimdi böyle konuşunca bizim de canımız çekti be abi. Ayıp ediyorsun kardeşim, tabii aldırırım lan. Bu mahallede var ya, fakir insan bırakmayacağım lan ben. O Kreuzberg'in orada var ya, bir tane daha boğazlayan olacak. Bir gidelim de, yengeniz size bakar orada. Abi yenge de mi geliyor? Lan soruya bak, tabii yengeniz geliyor lan. Ben nereyse o oraya. Onun yeri benim yanım. Çalışmaz, evde oturur. Ben bakarım ona. Abi ben gelmesem olur mu be? Ulan sen demedin mi az önce abi bizi de götürür ya? Abi benim en büyük hayalim senin gibi olmak be. Sen bana o tesbihini bırak, o bana yeter be. İyi tamam canım, veririm sana tesbihi giderken. Doğru diyorsun lan. Yani. Birinin buralarda kalması lazım, çok mantıklı. Kal ki herkese anlat, bundan sonrakilere anlat. Bu mahalleden bir Erkut geçti de ha. Keşanlı Erkut destanı gibiydi de. Ah ulan ha. Benim mavi kafalı Zilham da gelecek benimle. O bile ikna olur lan. Hadi be abi, hadi be abi. Bir seni ikna etmek kaldı be. Gel gel. Kalk. Abi ne var ki orada? Oğlum orada ne var? Ne oluyor oğlum, hasta mısınız? Bir şey yok lan orada, hayal kuruyorum ya. Kaldırın lan, kaldırın, kaldırın. Gel, gel, gel. Allah Allah. Allah. Gelinlik. Gelinlik. Sen nereden öğrendin bunu? Bro benim bu şirkette olan bir tane her şeyden haberim var.
da mesele o değil. Sana yavan geldi yani. Bana çok kötü gelmedi bura bu arada. Yani hem geleneksel hem de atölyenin konseptine uygun gayet. Volkan sen delirdin mi? Ya atölyedeki gelinliklerin nasıl olduğunu bilmiyoruz sanki. Ya moda mı hiç uygun değil. Ya bir kere de bir işi kendilerine benzetmesinler. Ceyda, insanları aşağılarken çok çekicisin diye kim söyledi sana? Efendim Volkan'cığım? Yani diyorum ki Ayşe akıllı kızdır. Kerem'in toplantıda söylemek istediklerini anlamıştır. Ve modamının kalitesine uygun gelinlikler yapacaklarını düşünüyorum. Hülya'nın tasarımlarıyla. Yani bence bunun için gerçek bir tasarımcıyla anlaşmaları gerekir. Haksız mıyım? Bence ne yapmaya çalıştıklarını anlamak lazım Burak. Bence doğru yoldalar. Ne? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Kerem? Başarılı olmak için uğraşıyorlar. Evet ve başarılı olmak için de... Başarılı olmak için de gereken her şeyleri mevcut ama bir şeyleri yok. O da benim iznim. İyi. Hep birlikte neler olacak göreceğiz. Evet, şimdi iş bölümü için kolları sıvamaya başlıyoruz. Samet abi, Samet abi bütçeyi çıkarmaya başladı bile. Ben ne yapayım? Sen de modelleri araştırmaya başla. Ben? Sen hemen çizimlere başla istersen. Yaparım. Hülya'cığım gel biz başlayalım hadi. Gel sen de otur. Sen de çek sandalyeni. Ben de şöyle oturayım. Çek 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 çek. Sen bu gelinlik meselesini Ayşe'yle konuşmayacak mısın? O gelene kadar hayır. He. Ağımı atarım, toplamayı beklerim diyorsun. İşimi biliyorum diyelim. Şimdi benim bildiğimi bilmesin, ona göre hazırlansınlar. Hazırlansınlar. Oradaki çoğul galiba seni rahatsız etmiş. Volkan bak beni oyalıyorsun. Hadi senin de işin gücün yok mu? Var var. Gittim ben. Görüşürüz. Bazı modelleri araştırdım da ya rakipler çok sıkı. Şimdi ilk başta diyorum ki 3 farklı tasarımla çıkalım. Aklımda tam olarak bu tarz şeyler var. Daha balık. Ya bu çok güzelmiş ya. Acaba benim düğünüm için de tasarımımızı biz mi yapsak? Keşke senin düğününe de biz yap. Ben bir su alayım. Canım ben çok özür dilerim ya. Yok canım önemli değildi. Ben artık kafaya takmıyorum böyle şeyleri. Ayşe, Ayşe. Çıkardım bütçeyi. Ne? Ya! Sen var ya sırf bu kadar çalışkan, bu kadar iyi bir insan olduğun için biz kazanacağız, biz alacağız. Öyle, öyle de manzara pek iç açıcı değil. Nasıl iç açıcı değil? Biz atölyedeyken bayağı ucuza mal ediyorduk bunları. Ne olmuş olabilir de iç açıcı olmayabilir? Anlamadım ki Samet Bey. İşte taştı, tüydü, dikim filan derken bütçe aldı uçtu gitti. Bu bizi bitirir. Atölyede biz ne yapıyorduk? Önceden orta halli şeyler yapıyorduk ama şu anda tarz değiştirdik ve modamaya uygun işler yapmamız gerekiyor. Of of bu ne böyle ya? Ne yapacağız biz böyle? Bize bu bütçeyi ne Kerem verir ne Ceyda? Ayşe acaba vaz mı geçsek? Hayır Samet abi ben böyle bir şey duymamış olayım. E ne yapacağız? Vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmek yok. Ne yapacağız biliyor musun? Ben şimdi gidip halledeceğim. Bir haber mi var yoksa? Biraz zaman aldı ama bir ipucuna ulaştım Muhsin Bey. Sen ciddi misin? Kenan Bey'i dolandıranın bir resmi var elimde. O zaman hemen görüşelim. Şirkete mi geleyim? Yok yok evdeyim ben. Hemen eve gel bekliyorum. Tamam peki. Konuşmamızı gereken bir şey var. Belli bir bütçe çıkardık. Eğer bakıp inceleyip bize bir dakika, bir dakika. Bir sakin ol öncelikle. Niye izin alarak girmedin içeri? Hı? Benim müsait olup olmadığımı kontrol ettin mi? Bundan sonra öyle elini kolunu sallayarak içeri girmek yok. Tamam ama ben yani görüyorum değil mi? Her yer cam. Camdan sizi görebiliyorum. Müsaitsiniz. Değil mi? Bakıştık hatta biz birkaç defa. Ben sana bakmıyordum. Ayrıca ben bu odaya hep böyle geldim. Yani kapıyı çalarım, daha gel demeden hemen içeri girerim. Artık değil işte, o öncedendi. Sahte de olsa sen benim... Hiçbir şeyimsin.
İşte bundan sonra kapıyı çalacaksın. Ben evet dersem gireceksin. Ne yapayım yani? Şimdi çıkıp cam olan kapıyı çalıp içeri tekrar mı gireyim? Hadi bu seferlik seni affettim. Tamam, o zaman lütfen inceleyebilir misiniz? Bak çok önemli bizim için. Ayşe, iş yapıyorum, görmüyor musun? Ay evet, ama bu çok önemli. Hemen bakmanız lazım. Bu iş de önemli. Her iş önemli. Lütfen sakin ol. Ve şunu al, Feza'nın yanına git. Ondan bana randevu vermesini iste. Uygun bir saatte randevu verir ve öyle geliriz. Şaka mı yapıyorsun? Gayet ciddiyim. Hadi. Ayşe. Hah. Kapıyı kapatsana. Cam olan kapıyı kapatıyorum. Seni bir fanusun içine almış gibi düşünüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?